da önüme çıkması olmazdı sanki. İlla gözüme görünecek. Allah'ım yarabbim yarısı. Ulan ha bu öküz lan nereye gidiyorsun? Ne öküzü lan görmeye misin? Attı bu. Ben sana sormayayım. Zamanın birinde bir köyde genç bir kızla genç bir uşak birbirine sevdalanıyla. Bunlar dağda, bayırda, çaylıkta, derede, nerede bulursa oradanca buluşabilirler. Gel zaman git zaman kız diyor ki ya aşkım değil. Hep böyle değil. Dağda, bayırda, derede mi buluşacağız diyor ya. Hiç de şehire inmedim değil. Çarşıyı bilmeyelim değil. Beni de bir çarşıya götürsen. Gezdursan. Uşak düşünün cepte 5 kuruş para yok. Çarşıya gittiği zaman muhakkak bir masraf gerekecek yani. Ya diyor aşkım diyor. Hiç gerek yok diyor. Hava da soğuk zaten kış diyor. Yani şimdi çarşıya gitsek ne olacak? Kız diyor ya olur mu öyle bir şey diyor ya. Yani sonuçta sen benim yanımda olduğun zaman senin sıcaklığın yeter bana yani. Ben başka bir şey istemiyorum. İyi diyor. Aradan birkaç gün geçeyim. Uşak tabii kızı götürüyor çarşıya. O sokak senin, bu sokak benim, o dükkan senin, bu dükkan benim, oradan geç, buradan geç. Kız diye ya diye, ben de hiç de deniz kenarına gitmedim diye. Beni de bir de diyor deniz kenarına götürsen diyor, orada gezdirsen. Uşak diye olur. Deniz kenarına gideyle güzel bir parka, o yan bu yan biraz dolaşıyla. O sırada da bir tane kestaneci var orada. Kestane kebap yapıyor, közde kestane. Kız tam kestanecinin önünden geçerken öyle de bir güzel kokuya gitti. İçini çeke geçtikten sonra diyor aşkım diyor ne güzel koktu değil mi? Uşak düşünüyor düşünüyor. He aşkım diyor güzel koktu diyor. Gel ondan bir daha geçelim. Cepte 5 kuruş para yok. Uşak ne edecek? Abdullah Han'ı yakmayalım bu arada. Lahana da ağladı, ağladı. Yürü kemik de var içinde ki kemik suyunla beraber altta patates var, iş anla yakın. Testler de böyle var ya nar gibi olmuş, nar gibi. Kışın köyde olduğun zaman kuzinanın üstünde lahana, altında patates. En büyük zevk bu. Bunları götüreyim içeriye. Merhabalar. Doktor Temel Gargaris. Evet benim oğlum. Ya muayenehanenize gittim de he? Orada yoktunuz, burada olduğunuzu söylediler. He. Verin elinizi bir öpeyim. Hayrola torunum, niye elimi öpüyorsun? Ya sizin tedaviniz çok iyi netice verdi de onun için size teşekküre geldim. Ya tamam torunum da ben seni tanımayarım ki sen benim hastam değilsin. Yok ben zaten sizin hastanız değildim. Sen emicemi tedavi ediyordun. Siz tedaviye başladıktan 3 gün sonra emicem tamam etti. Eldi. Bütün mirası bana kaldı. Onun için gel bir daha. Nasıl? Gir.
Selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyurun. İş başvurusuna geldim da ilanınızı okumuştum kastede. Buyurun oturun. Temel Bey miydi? He. Sekreter Hanım söylemişti. He. Temel Bey biliyorsunuz bizim sektör biraz zor bir sektör. Daha önce bu sektörde bulundunuz mu yani? İş tecrübeniz var mı? Var var. Çok yerlerde çalıştım yani. Yani bu işten anlarsınız. Anlarım anlarım. Peki nedir bizden istediğiniz şey ne? 20 bin lira maaş istiyorum. 20 bin lira maaş? Heh. Tamam. Yani istiyorsan her 3 ayda bir de bir maaş ikramiye veririz. Fena olmaz. Her ay baştan aşağı ayakkabı dahil takım elbiseni de yaptırırız. Harika olur. Hatta bayramlarda birer maaş ekstra yine maaş veririz ikramiye. Allah razı olsun. Çoluk çocuk var mı? Var. 5 tane uşağım var. Okula gidiyorlar. He he. Çocukların bütün okul masrafı da bizden. Çok güzel be. Çocuklar okula servisle mi gidiyor? Yok. Yürüyerek gidiyorlar. Tamam. Ben şoförlere talimat veririm. Çocukları okula da bizim çocuklar bırakırlar arabayla. Hatta yenge liste verir. Evin bütün market, pazar alışverişini de gene bizim çocuklar yaparlar. Harika olur be. Olur değil mi? He he. Peki senede 3 defa da böyle yurt dışına tatile gönderirim. Ne dersin? He. Ama istiyorsan yurt içine de olabilir yani. Yok yok, yurt dışına olsun. Tamam. Böyle sağlık sigortalarını da full yaparım. En iyi hastanelerde tedavileri de görülür. Bu mükemmel olur yani. Yani Allah kaza bela bir şey vermesin de olursa en iyi hastanelerde tedavilerini görürler. He, iyi olur. He. Senin evin uzak mı? Uzak uzak. He. Kira mıydı? He, evim kiradı. Tamam. Evin kirası da bizden. Sana evine gidip gelmek için de özel araba tahsis ederiz. Şoförlü böyle gider gelirsin. Şaka yapayasın herhalde ya. Ula herhalde şaka yapayım. Ama önce sen başlattın. Nasıl? Of. İş bittikten sonra en güzel şey kuzinanın başında böyle gelip dinlenmek, ısınmak. Hele dışarıda bugün olduğu gibi yağmur da varsa üzerimizde saç. Sadece böyle saca vuran yağmur tanelerini dinlemek hakikaten insana çok büyük huzur veriyor. Kuzinamızda odun var mı? Az kalmış, biraz odun atalım bu. Önceden 4 tane kamera yetmiyordu. Bir de drone'la çalışıyorduk. Fıkra çekiyorduk. Şimdi şurada ufak bir konu çekeceğiz diye telefona 50 tane aparat yaptım. O günlere gene geri döneceğiz inşallah. Bu virüs hep böyle devam etmeyecek. Odunumuz artık. Çünkü müde. Şu gücüm hiç abartısız en az 30-35 senelik. Önceden evde zaten bütün günlük kullanılan şeyler bakırdı. Güğümler, tencereler, tavalar, sahanlar, yemek yemek için siniler, her şey bakırdı. İnsanların çok mu parası vardı? Yok. Veya yani alım gücü yüksek miydi? O da değildi. Ucuz muydu? Bakır ucuz değildi. Ne kadar pahalı olursa olsun, ne kadar insanların alım gücü az olursa olsun gene bakır kullanırlardı. Peki niye? Bakır, yapılan araştırmalar, bunu bilim adamları da söylüyor. Üzerinde mikrobu, virüsü, bakteriyi en az barındıran metal. Onun için bizim insanlarımız da ta geçmişimiz belki de bundan 200 sene önce, 100 sene önce, 150 sene önce sonuçta bakır kullanıyorlardı. Bunun farkındaydılar. Hani bu koronavirüs bilmem ne şimdi ortalığı yıkıp kavuruyor. Yani bir düşündüğün zaman
Teknolojinin ilerlemesi, günümüzde kullandığımız bütün güncel eşyalarımızın değişmesi. Yani bizim virüsle karşı karşıya gelmememiz zaten imkansızdı. Çünkü bakır öyle bir özelliğe sahip ki, bakırın üzerinde bir takım elektriklenme var. Bu insanın teması esnasında onun üzerindeki o virüsün zarını, çeperini yok ediyor. Ve virüsü çok zayıf bir hale getiriyor. Eskiden eski Mısır'da su arıtımında bile sonuçta şey kullanılırmış, bakır kullanılırmış. Eskiden Çin, hatta İpek yolunu falan hepimiz biliriz. Çin çok uğrak bir yer olduğu için Avrupalıların oraya geldikleri zaman alışverişlerde kağıt parayı yasaklamışlardı. Avrupalılardan kağıt para kesinlikle almıyorlardı. Sadece bakır madeni para alıyorlardı. Önceden paralar da bakırdı, madeniydi. Bir otele gittiğiniz zaman veya bir herhangi bir işletmeye gittiğiniz zaman yatak başlarından tutun, kapı kollarından, telefon ahizesinden, yani insanın normalde temas edebileceği birçok şey hep bakırdan yapılırmış. Sırf bu yüzden. Ama biz günümüzde işte yemeğimiz çabuk pişsin, yok düdüklü tencere olsun, yok bilmem ne olsun, hesapta onun var benim niye olmasın deyip bütün tencerelerimizi, tavalarımızı, yediğimiz gıdaları sakladığımız bütün kaplarımızı attık. Şimdi de diyoruz ki ya bu virüs belası bize nereden bulaştı? Ya şimdiye kadar zaten bulaşmaması imkansızdı. Yani gerçi vardı, yok değildi de bu derecede değildi. Ya bu bir uyarı. Biraz araştırmak lazım, biraz sormak lazım, soruşturmak lazım. Yani hiçbir şey sebepsiz değil. Rabbim insanı o kadar farklı, o kadar muazzam bir şekilde yaratmış ki. Tabii bunun yanında rehberini de vermiş. Ama biz o rehberden uzak kaldığımız sürece, onu okumadığımız sürece, bir araba alıyoruz, 10 bin kilometre, 20 bin kilometre, 50 bin kilometre sürekli bakıma gidiyoruz, paralarını veriyoruz. Ama Rabbim bu vücudu, bu nefesi bize bedava vermiş ya, yani gidip biz bunun için ne yapabiliriz? Vücudumuz için, sıhhatimiz için, sağlığımız için ne yapabiliriz? Bu çok önemli değil. Ne zaman hastalanırsak doktora gideriz. O zaman da böyle oluyor işte. Zamanın birinde bir köyde bir köylünün bir eşeği bir de öküzü var. Eşeğini normal işte yük mük taşıyor. İşte değirmene meğirmene giderken, çarşıya giderken. Öküzünü de tarlaya sapana koştuğu zaman, tarlayı kazacağı zaman kullanıyor. Yine tarla kazma zamanı, öküz bir iki defa tarlaya gidiyor, beziyor tabii. Ertesi sabah patron geliyor, öküze diyor ki hadi tarlaya. Vallahi diyor patron diyor, çok hastayım diyor ya, ben bugün gelmesem diyor, iyi diyor. Patron da alıyor eşeğe doğru tarlaya. Akşam oluyor eşek. Ahıra geliyor tabii. Öküz yatıyor. Öküze böyle gözünü kaldırıyor. Ne haber diyor. İyi diyor. Nasıl geçti bugün diyor. Fena değildi diyor. Patron diyor beni sordu mu? Yok diyor seni sormadı diyor. Benden bir şey bahsetti mi diyor. Yok diyor senden hiç bahsetmedi. İyi. Ertesi sabah oluyor. Öküz yine kararlı tabii. Patrona diyor ki patron ben bu sabah da gelmeyeyim diyor. İyi tamam diyor. Alıyor eşeğe gene gidiyor. Eşek akşam geliyor ama eşeğin ayakta durmaya hali yok. Öküz gene böyle gözünü kaldırıyor. Ne haber diyor. Vallahi diyor bugün diyor çok yoruldum diyor. Çok mu çalıştırdı seni? Vallahi diyor yani bayağı bir çalıştık diyor. Patron diyor benim için bir şey dedi mi? Yok diyor senin için bir şey demedi ama diyor. Bir ara diyor aile gözüme ilişti diyor. Kasaplan konuşayım. Öküzün sonu geldi.